Hissettiniz mi ya? Biz Arabada gibi Eskişehir'den abi. hissettik. Arabada şöyle bir şey oldu. Herkesin interneti gitti, tamam mı? Herkes telefonda falan. Bana bir internet paylaş falan, ne oluyor ne diyor. Evrim paylaşıyor, yok. Ben paylaşıyorum, yok. Diğerleri paylaşıyor, yok. Dedim ben deprem oldu herhalde. Annemi aradım. Arıyorum, açmıyor. Açar normalde. Sonra Evrim'i aradım. Evrim telefonu çalmıyor falan. Öyle anladık. Biz Perşembe günü. Türk Telekom sıkıntıdaydı ya. Vodafone falan Sadece o da şeydi. değil abi. Türksel de yani şey oldu. Her yer sıkıntılı Neydi o? olur Baz ya. Adaya istasyonları. doğru. Baz istasyonları korumaya alıyormuş kendini Ben depremse. ya benim sıkıntım yoktu da ulan ulaşamıyorum panik yaptım. Şimdi tam da Tekirdağ'da oluyor deprem yani. İstanbul Tekirdağ bizimkiler 5. kat deniz kenarı. Lan dedim Allah Allah telefonları açan yok. Allah'tan benim kardeşim okulun wifi'sine bağlamış da oradan akıl ediyor WhatsApp'tan arıyorum onu. WhatsApp'ta Öyle çalışıyor ulaşıyorum. sonra Yo kimseyle aramıyor. internetler falan çalışıyordu ama şeydi Çalışıyor. yani. Ya bende sıkıntı yoktu telefonda. Arama Ama kısmında bizimkilerde çok vardı. aşırı bir yoğunluk oldu kanka demek ki yani. Sen iki kişi Olabilir. İstanbul'da olsa, ikisi de depreme yakalansa birbirini mutlaka arar. Az buçuk Tabii düşünse bile canım. arar yani. Bizim arkadaş falan da öyle ulaşamadı ailesine. İstanbul'daydı. Oğlum ben de Yani ulaşamadım işte. Ben ha kafayı yedim hatta aynen. Twitter yüzünden. Aynı mevzu bende de NTV'de oldu. öyle Adam çay bülteniyle bardağı koymuş, tamam mı? bülteniyle Ya karşınızdayız. şey, Somali ile ilgili bir son içine dakika çay koymuş. hazırlanıyorduk ama Deprem olsun da şekerim İstanbul'da şu kayışsın an falan bir diyor. Ey deprem Allah'ım oluyor. ya Rabbim Yaklaşık 10 saniye önce başladığını söyleyebiliriz. Hala da sallandığımızı ifade edelim. Sanırım 13.59 civarında başladı İstanbul'daki deprem. Büyük bir deprem yaşadık. Biz NTV ailesi olarak Korkuyor ama Maslak'ta belli etmiyor. Helal olsun be. bulunuyoruz Kadın İstanbul'da. harbiden helal olsun. Çok iyi ya. Avrupa yakasında Sarıyer ilçesinde Maslak bölgesindeyiz. Burada stüdyomuzda, kanalımızda çok Çok yoğun panik olarak oturmak da yürek hissettik. ister Ben bu yalnız ha. bülteni sunmaya Tepede başladığım ışıklandırmalar falan bulunur saniyelerde yani. depremin Tabii lan. sonunu Oğlum bir yaşıyorduk de bayağı bir açıkçası. sallandılar lan. Çok heyecanlandık Kadına nasıl hepimiz. bitti daha yeni Hayli de bitiyor deprem. korktuğumuzu söyleyebiliriz. Sözleşmede madde. Oğlum çok zor ya. Yıllardır insanlar o depremi bekliyor. Haberler falan var ya deprem hakkında. Öyle abi tabii. Ya sana diyorum ya Eskişehir'den hissettim. Twitter'a girdim. Deprem yazdım. Deprem yazanlar işte ya Maltepe'de sallandık, Gebze'de sallandık bilmem ne deyince. Aa dedim İstanbul bitti. İstanbul'da deprem oldu. Ben Eskişehir'den hissettim ta dedim. Ben ta buradan hissettim. Çok Aynı kötü deprem durum miymiş herhalde. o Eskişehir'deki? Aynı deprem, aynı deprem kanka. La ilahe illallah. Oradakini Oha hissetmişiz ya. burada. Annemi arıyorum. Düşmüyor telefon. Şey olmuyor. Senin yaşadığın psikoloji çok kötü. Ailen zaten İstanbul'da oturuyor, ulaşamadın falan. Abi bir de İstanbul'da dediğim gibi annemin bürosunda sıkıntı var binada. Bina harbiden işte şey neydi o boşaltılması tahliye edilmesi gerekiyor. En düşük depremde bile panik oluyorsun abi İstanbul'da. Durduk yere bina yıkılıyor depremsiz yani. İstanbul çok sıkıntı ya. Oğlum daha 2 ay önce Murat alt Bey, sizin mahallemizdeki bina hesabınızı yıkıldı görüyor durduk musunuz? yere yani İstanbul'da. Ey Allah'ım. Kaçak kalk çıkmışlar, bilmem ne yapmışlar. Kimin ne yapacağını bilemiyorsun ki. Ben Eskişehir depremden uykudan uyandım. O kadar Eskişehir hissettim mi ya? Hissetti kanka. Ben dedim ki Berk odama geldi, sandalyemi sallıyor çakal. Durdu bir Yapar ara. çünkü. Bir daha başladı. Bir daha başladı. Berk'e bağırdı. Allah Allah. Belki uykusuna uyandı. Evet doğru, Ne deprem oldu. olabilir? Annem de şey diyor. Televizyon falan yorum. Televizyon ne varsa düşün şey. Herkes imana gelmiş yalnız ha. Evet. Öyle oluyor. Oğlum kimse niye önlem almıyor? Ben inşaat mühendisiyim. Belli trikler var. Belli yerlere geçmen lazım. Yıkılsa bile. Hayatta kalma şansını %5 arttırmak için. Böyle AFK beklemişler. Dayı akıllı yalnız masanın altına giriyor galiba. Biz 14.02'de anladık bu arada. 13.59'da oluyor. 3 dakika sonra arabadayken internet çalışmayınca. Minare yıkılıyor. Ben o haberi gördüm zaten Twitter'da. Ben şey oldum. Bittim yani. Minareyi görünce. Aynen dedim minare yıkıldı. Ya ilk onu çekip attılar da başka yıkılan binalar falan da var zannettim yani. Allah'tan ölen kalan olmamış Ya ya. aslında Kocaman söylenmeyen, minare. görünmeyen, yıkılan binalar var tabii ki de. O kadar Ya aynen farkı içinde insan yaşamayan şey yok. Adam olmayan. dua kalkan demiş bak. Yani insanlar da sadece böyle anlarda imana geliyor bazen. O da beni benden alıyor. O zaman minare düşmez.
Şey vardı ya. Bu cuma cuma namazı diye kalabalık bir fotoğraf var. Bizim abisi de aynı böyle sallanıyor 99 depreminde ya. 99 depreminde babam beni yataktan sarmalayıp çıkarmıştı. Silivri 5.7 şu an yazdı az önce. Çanakkale'den hissedilmiş. Az önce yazdı. Siz neredeydiniz deprem anında? Girişteydim. Medipol'un girişindeydim. Bayağı bir sallandı ama. Bir alt kata inmiştim. Orada telefonla eşimle konuşuyordum. Ben aşağıda... Biz sonrasında deprem sonrası İstanbul'daydık. Eskişehir'e dönmemiz lazımdı. Otobüsle dönecektik. Abi gidemedik otobüse. 2,5 saat sürdü. Trafik öyle bir kilitlendi ki korna basan basana. Çünkü herkes işte mesela okulda çocuğu var, çocuğuna yetişecek. Basıyor adam, yetişmek zorunda. Okula gidip onu almak zorunda. Okul mu yıkıldı bilmiyor. Arıyor, ulaşamıyor. Hocalara, okul müdürüne, çocuğuna ulaşamıyor telefondan. Çok kötüydü yani o. Beni tabii çok üzdü. Hiçbir operatörün böyle bir şeye hazırlıklı olmaması. Ülkenin böyle bir şeye hazırlıklı olması. Çünkü ben Richter ölçeğini biliyorum. 10 katmanıyla artıyor yani. 10 üstü 200'dür ya mesela işte 5 ile 6 arasında, 6 ile 7 arasında hayvan gibi fark var. Bunlar orta ölçekte depremler diye geçiyor. Orta ölçekte bir depremin en başlangıcında bile bu hale geldik ya. Milyonlarca kişi konuşamadı abi birbiriyle. Milyonlarca ve İstanbul değil sadece. Kars'taki adam da cep telefonuyla kimseyi arayamadı yani. Bütün operatörler çöktü. Turkcell en son çöktü. Kimse konuşamadı. Ben de annemi aradım. WhatsApp'tan yazdım. Turkcell hızlıca açıldı ya. Ben... Ya Turkcell hızlı açtı da... Telefonu kullandım yani. Şey, ülkenin şeyinden bahsediyorum yani. Zaten insan Turkcell'in pahalı olmasının sebebi o abi. Asansörde de çekiyor. Başka bir yerde de çekiyor. Hı-hı. Hızlı müdahale ediyorlar. Kalabalıklar, profesyoneller bilmem ne ama... Koca istasyonu... gün kapanan başka operatör vardı ya. Evet. Tabii canım 5-8 ile 7 arasında 25 kat falan fark var yani. 99 depremini anlatır mısın sana? Kardeşlerimiz bilmeyenler var. Ben dışarıdaydım. Yani trajedi tabii. Ben etkilenmedim de. Ben doğa olaylarını enteresan bulan bir insan olduğum için etkilenmedim. İki tane binanın birbirine yaklaştığını gördüm ben böyle. Hani ara sokaklar olur ya, iki tane apartman olur 10 katlı. Böyle binalar birbirine yaklaşıyordu. Çarpmıyordu ama. Hani rahat bir 10 santim falan oynuyorlardı en tepede. Öyle gördüm ben. Sonra Eskişehir'de bizim Hasan Polatkan var, Atatürk Bulvarı şu anki evinde olduğu yer. Orada biz dışarıya çıktık. Battaniyelerle, yastıklarla. Orada yattık. Evde olmak istemedik yani. Ki bizim Eskişehir'de olmuş bir deprem değil. O kadar korktuk ki yani. Herkes o kadar korktu ki. Sonuçta can bu. Ne yaparsan yap. İnsanın hayatının amacı sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamak. Bunun standartlarını arttırmak için de işte para kazanmak, bir şeyler yapmak. Sevdiği insanı bulmak bilmem ne. Herkesin amacı farklı ama nihayetinde bu ömrün bitmesini istemiyorsun ya. Kafana bir tane moloz düşüp ezilmek istemiyorsun orada. Eskişehir'de bile binlerce kişi o bahsettiğim Atatürk Bulvarı'nda hakikaten herkes battaniyeyi, yastığı getirmiş. Orada uyudu ve aşırı depremler oluyordu. Direkler sallanıyordu beyler. Direkler sallanınca o elektrik telleri birbirine değiyor ya. Oradan kıvılcımlar, işte kopan kablolar falan insanların yüzüne düşüyordu. Yani çok kötüydü. 99 kaç sene oldu? 20 sene olmuş. Ben 9 yaşındaydım o zaman. Annem babama bir tane rakı sofrası kurmuştu. Babam çıkmadı abi evden. Bu kadar emek verildi bu sofraya dedi. Vallahi bak unutmuyorum hiç bunları. Ben içeceğim öyle çıkacağım dedi abi. Balık vardı. Mezeler vardı. Babam çıkmadı. Annem aldı, kucakladı beni. Polar falan giydirdi üşümeyeyim diye. Çok garipti ya. Bana şey olmuş abi. Askerler gelmişti kanka hemen. Size anlatın. Ben bile oraya gidip geliyorum. Benim babam marangoz ya, hemen böyle bir çadır kurdu. Böyle işte tüm akrabalar falan yatsın mahalledeki insanlar diye. Branda mranda gerildi çadırın üzerine. Orada kaldık. Sonra askerler geldi hemen. İşte ayıcık mayıcık verdiler. Oyuncak verdiler. Kıyafet verdiler. İşte battaniye mattaniye verdiler. Garipti yani. O masanın üstündeki Alp abinin olduğu kurbağa da o günden kalmadır. Yok, onu yeni aldım. Ha. Yeni aldım. Batu bazen konuşuyorsun ama boş ver. Nece konuşuyorsun anlamıyoruz. Bak daha iyidir bak. Sükut diyorlar. İstanbul'da
İstanbul'da Gülsuyu'nu bilen var mı bilmiyorum da Gecekondu Mahallesi var bir tane Maltepe'nin üst tarafında Gülsuyu diye. Babam alıp o tarafa götürmüştü bize. Gülsuyu'nda babaannemin bahçesinde böyle bir mahalle. Zaten babaannem de Gecekondu'da kalıyordu. O bir mahalle bahçeye böyle uzanıp şey yapmıştık. Neydi o? Yan yana uyuyup 37 ekran televizyondan haberleri falan izliyorduk. Ziya. Nasıl ziya amına koyayım? Öyle diyorlar ya kanka. Aynen, 99 depremini Gülsuyu'nda yaşayan varsa yan yana uyuduk abi. Yan yana uyuduk onunla, haber olsun yani. Heykelin üst tarafında kalan varsa. Ben hiç bilmiyorum. Trabzon'da hiç öyle olmuyor öyle şeyler. Gelin buraya. Burada ya, internet de yazdı bak. Girene bir şey yapmazlar orada kanka. O kadar o kadar değil artık. Diren abi anlat bakalım 1786 Büyük İstanbul depremi. Kardeşim 1786 o zamanlar Cant abi 30 yaşında. geldi. Abi Recep Baltaş'ın yaşlılığına benzettim ben de bu adamı. Allah affetsin. Harbiden ha. Gözler benziyor. Hemen orada bir deprem incelemesi. Diren diyor Reymen Ela şarkısındaki kafa dönüşünü tekrar yapar mısın diyor. İyi yayınlar. Bir yıllık PUBG Mobile hesabım vardı. Banyediyle kullanmadan. Doğukan bilmiyorum ki ben bu konuda dolandırılan izleyicilerimize acayip kızıyorum. Yani normalde çok yumuşak davranmam lazım. Geçmiş olsun falan demem lazım ama bence mallık. Şifremi kuzenime verdim. Steam hesabımdan hile açmış. 6 ay sonra ban yedim. Aynı telefonla 9 tane hesap bağladım. Biri hile açmış. Bak ban yedim. Nasıl açtırırım? Keşke Steam'in Türkiye şubesi olsaydım. Yardımcı olurdum yani size de. Abi şifrenizi, gizli sorunuzu kimseyle paylaşmayın ya. Bak bir kere... Özellikle kuzenlerinizle paylaşmayın. Belli ki hepimizin kuzeni hileci arkadaşlar. Birçok... Bir kere hackediğimi duydunuz mu lan benim? Steam hesabım gitse hayatım gider adam hile açsa mesela. Bir daha yüzünüze bakacak halim kalmaz ya. Adam lost hileymiş derler mesela. Vermeyin abi kimseye. Benim sadece bu bilgisayarda var bak. Başka bir yerde girmiyorum bile ben Steam hesabıma. Atıyorum Red Bull'un canlı yayını oluyor. Orada girmiyorum. Başka bir hesapla giriyorum Counter'a. Hatırlarsınız o yayınları. Kendi korumanızı kendiniz oluşturacaksınız yani. Bu kadar basit. Zaten birçok sosyal hack yiyorsunuz ya. Yani bir şey olmaz diye. Güvenle alakalı hack çok yani. Fazla beyler. Çünkü eskiden yazılımla alakalı hack oluyordu. Bir internet kafede bir tane bilgisayara bir şey kurunca bütün bilgisayarlara yayılıp bütün Night Online şifrelerini alabiliyordunuz sallıyorum. Ama şimdi böyle bir şey yok yani. Gelişti teknoloji. İnsanlar uğraşmıyor artık bunlarla çok fazla. Sosyal hack yiyorsunuz bu sefer de. Hack'in şeyi bitmez çünkü. Kanka ver. Item upgrade edeceğim. İşte ver. Dragon Lord çıkartacağım. Sallıyorum. Ya da ver iki el atayım. İşte sen bana bıçağı yolla ben sana parayı yollayayım. Aa bu da kimliğim benim. Paint'te yaptım az benim önce. Benim doğum günümle bile oldu ya ben yayınlarken. Schneeker'la Lay. Çete Cahit. Ya. Bak, iki tane yayıncı. Biri Schneeker biri Lay. Tamam helal mı? Olsun o tabii kimse bak. Helal olsun ya. IQ'su yüksek insanlar yani. Gerizekalı değiller. Hani PUBG çok iyi oynuyorlar işte Avrupa'da derece elde ettiler bilmem ne yaptılar. Adam ben bizim alıyorum, yayın sırasında aynı anda bak yayındayız biz Counter oynuyoruz onlarla beraber. Abi ben almost atsana acil şifrelerini eşyaya at bana. Eşyayı satıp da saçacağım falan filan diyor tamam mı? Bana da yazan oluyordu öyle. Bana mail geliyor arada da umursamıyorum artık çünkü yalama oldum. Abi işte Steam'de bir almost var senin profil fotoğrafını almış beni ekledi. Kanka olalım mı dedi. Kanka olduk. Sonra bana bıçağını gönder dedi falan. Ya bu benim için değil. Bütün yayıncı, YouTuber, influencer hepsi ünlü insanlar hepsi için geçerli. Buna inanan adam da yani mal oluyor. Ya velet oluyor ya mal oluyor. Yemeyin artık beyler hack yani. Böyle. Ben kızıyorum hakikaten. Ya kafanızı da açmaya çalışıyorum. O yeme potansiyeli olanlar var ya binlerce kişi arasında. Ya vermeyin abi kimseye. Hissetmeye başladım. O da telefonla panik içerisinde 16 katlı bina çok fena sallanıyoruz dedi. Sakin ol falan dedik. Şimdi baktım Tekirdağ Çorlu açıklarındaymış. Ciddi bir sallanma oldu. İnşallah herkese bir şey olmadan kurtarmıştır diye düşünüyorum. Ben de çok şaşırdım. Hikaye attım hatta. Şu an yazdı. Evet. Çorlu Tekirdağ açıklarında. Erdem 15. ay hoş geldin. Deprem biliyoruz ki İstanbul'un bir gerçeği ve doğanın bir gerçeği ve hepimiz biliyoruz ki deprem
tek başına insan öldürmüyor, ihmal öldürüyor. Depreme hazırlık yapmazsanız ve binalarımızla ilgili sıkıntılar can kaybına sebep oluyor. Ne yazık ki İstanbul'da riskli bina sayısı hepimizi rahatsız etmekte. Ve İstanbul'da yeni 859 adet deprem toplanma alanı tespitini yaptık son bir ay içerisinde. Bu konu... Baba, o bina yıkılıp sen ezildikten sonra, çocuğunun beyni ezildikten sonra molozda, deprem toplanma alanı önemli değil ki. Deprem ortalama olarak 20 saniye süren bir şeydir yani, maksimum 30-35 saniye sürer. Orada yapacağını yapar zaten. Atıyorum, artçılarını, o yıkılan camide işte bir imam bir şey okuyor olsaydı ölmüştü abi adam. Aşağı düşmüştü en kötü. Bunu... Hayır, düştüğü yerde Allah'tan kimse yokmuş. Evet evet, kesinlikle. Ya sadece o değil, 99 depreminde Eskişehir'de de bina yıkıldı alakasız. Her yerde yıkıldı yani. Deprem böyle bir şey. Binaları iyileştirmek lazım. Bir eve çıkarken anneniz babanız ev satın alacaksa ya da kiraya başka bir eve çıkacaksa, beyler deprem sonrası olsun, İyice araştırın onları. Mesela biz inşaat mühendisiyken karot testi diye bir şey var. Diren de bilir. Şöyle mesela, hı hı, kolonun içine bir silindirle girip oradan bir kütle alırdık. Ondan sonra presle, bu YouTuber'ların böyle bir şeylere ezdiği pres var ya, ona benzer bir şeyle basınç uygulayıp onlara ne kadar basınca dayanıyor, ne kadar deprem kuvvetine dayanıyor, onları ölçerdik. Ve o binaya ona göre puan verirdik biz. Bu puanı geçemeyenler zaten yıkılması gereken binalar, ama bizim ülkede bu işte tam böyle yürümüyor. Atıyorum, benim apartmanım var kocaman. Geldi inşaat mühendisi, yaptı testi. Baba diyor, depreme dayanmaz bu. Ben ne yapayım, apartmanı mı yıkacağım? 300 bin liradan 12 tane daire var mesela, atıyorum. Al sen şunu. Sonra yapı denetim firmasına gidiyor adam. Patronuna gidiyor o inşaat mühendisinin. Kaç ayarlarız biz bunu diyor. Balkon bir şekilde tuğlalarına... çıksın bina bu şeyden diyor yani. Balkon tuğlalarının arasına Pimapen'den beton döküyoruz. Pimapen buradan arasına. Yani kolonlar çok önemli. Yani o duvarlar yük taşımıyor. Herhangi bir odamızın duvarı asla yük taşımıyor. Duvar olsun diye yapılıyor onlar arkadaşlar. Kolonlar. Allah kimseye. Allah kimseye vermesin yani. İnşallah da 1 milyon yıl boyunca deprem olmaz İstanbul'da ya da başka bir yerde, ama realite böyle değil. O yüzden yani en akıllı tavsiye verebileceğiniz şey, deprem sonrası güzel bir binaya taşınma olur. Satın almak zorunda değil yani. Kiraya çıksın oraya. 300 lira fazla kira versin. Güvenli bir yerde yaşasın. Biz de taşınacağız İstanbul'a. Biz de yapıyoruz aynı planları yani. Bu konuda hazır olanlar yok var, olmayanlar var. Bunların hazırlık çalışmalarını yapacağız. Bugün ciddi bir ikaz almış durumdayız. Bu ikazı milletçe değerlendirmekle mesulüz. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 arasındaki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyorum. Burası tane açıklama yaptı Kandil. Sona yaklaşıyoruz dedi. Çok kötü bir şey ya. Keşke şey deseydi yani. Büyük beklenen İstanbul depremiyle alakası yok. Başka bir fay kırıldı. Bütün enerjiyi attık. Başka bir şey olmayacak falan. O halini görünce İstanbul'un, koskoca yani 80 milyonun 30 milyonunun yaşadığı yeri görünce insan çok üzülüyor ya. Diyoruz. 1999 yılından beri biliyorsunuz bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var. Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu Fayı'nın enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla zaten biz Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu an, hemen şu dakika itibariyle bu depremin, o depremin, büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ya, tabii ki herkes teyakkuzlu işte olsun, vatandaşlarımız temkinli evet olsun. Ancak olsun. Bu şekilde söyleyebiliriz. Bu coğrafyadaki özellikle işte kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul şehri için önemli bir test oldu. Bu teste ne kadar başarılı olduğumuzu sizlerin de takdir edeceğini umuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek olası büyük deprem için de bize çok iyi bir test oldu. Onu söyleyebiliriz. Yani çok ağaç, çok ilişkisine bağlı bir düşün. Yani trafik ve iletişimde sıkıntı olmasından ziyade binalarda sıkıntı olması hayati değer olarak çok daha fazla önem arz ediyor bence. Ulaşamayabilirsin. Orada da ne diyelim, hani o operatörler o zaman madem reklam kampanyasına bütçe ayıracaklarına,
Baz istasyonlarının anlık yüklenme sonucundaki optimizasyonlarına bütçe ayırsaymış. Bu yaşanmazdı yani. O başka bir şey. Ulaşamayabilirsin annene ama annen ölmesin yani orada. Bina olayları çok daha önemli bence. Trafik zaten her türlü İstanbul'da zaten var trafik yani. Her türlü anasını amını görecek o trafik. Kilitlenecek. Onları çözemezler bence. Uçuş yaşanmadı. Orada düzeyde devam etti efendim. Sonrasında böyle bir şey yaşanmadı. İkinci bir nokta, son 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir deprem aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan sizin de söylediğiniz gibi temkinli olmak gerekiyor. Baksanıza abi, yani şu deprem bilimcinin yüz ifadesine bakın. Yapacak bir şeyimiz yok, boku yedik diyor adam. Bu çok korkutucu bir şey yani. Keşke başka bir şey söyleyebilse, atıyorum işte 20 yılda şu kadar önlem aldık, şöyle olacak, böyle olacak. İşte 1 milyon insan ölecekse 100 bin insan ölecek sallıyor. Bunu diyemiyor abi. Çok sıkıntı ya. Vallahi oyun oynamak istiyorum. Çok içim bunaldı ya bunları düşünce. Ama işte panik yapmadık yani. Evde geçeceğim, neye geçirmem ya? Peki tehlikeli olduğunu... Ne yapacak? Gariban ne yapacak? Evine gidecek yani, çadırda mı yatacak? Nereye? Komşusuna gitse o da aynı ev. Yok, niye düşüneyim ki? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben 82 yaşındayım. Ne depremler gördük biz de. Ya daha önce bir deprem yaşamamıştık. Biz silkelendik, kendimize geldik. Bekleniyordu zaten. Umarım bununla kalır. Vallahi biz yani Sinop'ta yaşıyorum ben. Özellikle Sinop'ta böyle depremi biz hissetmiyoruz. Ama bugün İstanbul'a geldim. Bir yakınımızın cenazesi vardı. Mezarlıkta arkamdan birisi sanki böyle mezar taşında böyle otururken, böyle dua yapılırken birisi sallıyor gibi hissettim. Ardından baktım okulun bütün alarmları çalmaya başladı. O anda Üsküdar'daydık. Tabii korkutucu ve şu an... Ya internette çok fena geyikler var ya bununla ilgili. Hani şakasını da yapar olmuşlar depremin. Ne kadar ciddi bir şeyin olduğunu farkında olmadan. İstanbul'da deprem anında toplanma yerleri yazmışlar abi. Bir tane harita var. Orada sadece mezarlıklar var. Ölüp gebereceksiniz, sonra burada toplanacaksınız anlamında yapılmış o miza. Evet, deprem anında mezarlık güvenli bir yer de. Ya. Çok üzüntü verici yani. İnşallah önlem alınır, değişir her şey de. Şu anda tedirginim. Kafe çok alçak bir tavandı. O yüzden herkes koşarak aşağı indi çığlıklarla. Ne var abi Ruhi'de? Ne videosu? İstanbul depremiyle alakalı video. Ha, izleriz o zaman. Nasıl depremle alakalı? Büyük İstanbul depremi nasıl? İstanbul'da.